Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin yeni bilekliği Smart Band 8 ile beraberiz arkadaşlar. Yeni gelişmeler var. Bir önceki modele göre ultra üst düzey bir şey beklemiyoruz ama güzel gelişmeler var. Şimdi sizlere tasarımdan ekrana, pil ömrüne kadar bu cihazın bizlere neler sunduğuna kısaca bir göz atacağız. O zaman dilerseniz bu cihazın tasarımıyla başlayalım. Spora şıklık katmışlar diyebiliriz. Tasarım konusunda güzel gelişmeler var. Burayı beğendim. O yüzden en çok sanırım tasarım tarafında konuşacağım. Zaten bir akıllı bileklik bizlere neler sunuyor? Artık hepimiz aşinayız, hepimiz biliyoruz. Ama şimdi bu tarafta bize bir önceki modele göre neler sunmuşlar? Ne gibi farklılıklar var? Bunlardan bahsedeceğim. En başına dediğim gibi spora şıklık katmışlar arkadaşlar. Bilekliğin kayışlar konusunda oldukça fazla seçenek sunmuşlar. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Her zaman silikon bilekliğe alışmıştık. Ama bu tarafta özellikle de kadınlar için metalik orta çerçeve ile güzel kombinasyonlar oluşturmuşlar diyebiliriz. Zaten ekranı bir önceki modele göre, zaten ekran tarafında birazcık daha değineceğim, daha kavisli bir ekrana sahip diyebiliriz arkadaşlar. Kayışlar konusunda şimdi sizlere böyle ekranınıza gelecek renk seçeneklerinden bahsedeceğim. Oldukça güzel duruyor. Zevkinize, modanıza, şıklığınıza göre, o günkü modunuza göre kayışları değiştirebilirsiniz. Şimdi böyle birazcık göz atalım istiyorum o tarafa. Şu an ekranda zarif ve şık görünümüyle daha demin bahsettiğim metalik gövdeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Pürüzsüz bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra çeşitli askı tasarımları, malzemeleri, hatta yepyeni bir kolye tasarımıyla karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Kolye tasarımında neler var? Şöyle arkadaşlar, hemen yan tarafta kayışlar çok kolay bir şekilde çıkabiliyor ve bu çıktıktan sonra sizin ekstradan aldığınız o kolye aparatı sayesinde cihazınızı böyle boynunuza asabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel, farklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilekliği sadece bileğimize takma alışkanlığını değiştirmelerini oldukça sevdim. Boynumuza da asabiliyor ve buradan takip edebiliyor olmamız bence farklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Belki yaptığınız kombinde de çok doyabilir. Hiç belli olmaz. Güzel bir bakış açısı. Kolyeyi boynumuza takabildiğimizi söylemek istiyorum. Bir başka modumuz da tasarım tarafında. Aslında koşu modunu bize kolaylaştıracak bir mod. Kolye görünümünün dışında farklı bir modumuz var. The Purple, yani şurada bir yerde yazacak. Yanlış hatırlamak istemiyorum. Notlarım önümde değil. Bu mod sayesinde arkadaşlar bu cihazınızda farklı bir koşu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani cihazınızı ayakkabı bağcığınıza bağlayabiliyorsunuz. Koşu moduna aktivitelere geldiğimizde bahsedeceğim buradan. O koşu sertliğinizi, hızını test edebilmenizi çok daha kolay bir şekilde sağlıyor diyebilirim. Tasarım konusunda bahsedeceğim bir başka özellik ise yeni ekran modları, ekran kadranları. O günkü modunuza ve giydiğiniz kıyafete göre, daha demin de demiştim, yani şıklıkla modayı, teknolojiyi birleştirmiş bu bileklikte. İlk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Gerçekten böyle küçük bir ekrana sahipti ve bir şeylere ulaşmak oldukça zordu. Ama o zamanlar bizim için o lükstü. Şimdi her geçen gün yeni bir şey geliyor ve daha güzeli ekleniyor. Yeni ekran kadranlarına da birçok farklı yenilik gelmiş. Bunlara da eğer bu cihaza sahipseniz göz atabilirsiniz. Mi Fitness uygulaması üzerinden. Cihazın ağırlık tarafındaysa tabii ki sadece kendi ağırlığından bahsetmek istiyorum. 27 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Belki kayış seçiminize göre, demiştim ya, bir sürü kayış seçeneği var. Bu ağırlık değişebilir ama çok da fark edeceğini düşünmüyorum. 27 gramlık bir ağırlık bileğime taktığımda gerçekten o hafifliği hissediyorum. Koşu modunda falan sizi yormayacak bir bileklik olduğunu söyleyebilirim. Ekran tarafına geleceğim şimdi. Bize ekranda neler sunuyor? 1.62 inçlik AMOLED bir dokunmatik ekranla geliyor. Bu dokunmatik ekran 192'ye 490 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Parlaklık da 600 nits'e kadar ayarlanabiliyor arkadaşlar. Daha demin bahsetmiştim ya, bir önceki modele göre ekranda farklılık var. Daha oval, daha kavisli demiştim. 2.5D'lik bir ekran kavis bizleri karşılıyor bu cihazla beraber arkadaşlar. Bir önceki cihazla karşılaştıracak olursak ekran tarafında parlaklıkta 500 nits'ti Mi Band 7. Burada 600 nits'i görebiliyoruz. Aynı zamanda ekran tazeleme oranındaysa 60 Hz'e kadar bir ekran tazeleme oranı bulunuyor. Oldukça akışkan bir ekran olduğunu söyleyebilirim bu cihazın. Bununla beraber Always On modu var arkadaşlar. Bilek değil, bileğinize taktığınızda Always On modu açık oluyor. Kendinize döndürdüğünüzde gözünüzü yormayacak şekilde ekran parlaklığını sizler için de ayarlıyor. Ekranını oldukça sevdim. Zaten görmeye alışık olduğumuz bir ekran olduğunu belirtmek istiyorum. Böyle ultra düzeyde bir değişim yok ama geliştirilmiş özelliklerin olduğunu da belirtmek istiyorum. Cihazı şöyle kısaca bir elime almak istiyorum. Ana ekrandan sağa ya da sola doğru döndürdüğümde modlara ulaşabiliyorum. Hava durumu olsun, müziğim olsun, rahatsız etme, telefonumu bul ayarlar buradan ilerliyor. Aşağı doğru kaydırdığımızda ise cihazın istatistiklerini
istatistikler, egzersizler, koşu, durum, nabız, canlılık, uyku gibi detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Zaten bu cihazı genelde aldığımızda sağlık veya spor için kullanıyoruz daha çok. Egzersiz modlarında 150 moda çıkmış olduğunu da görüyoruz bu cihazla beraber. Bir önceki modelde 110 tane egzersiz modu vardı çünkü. Bence bu güzel bir detay. Eğer aradığınız bir şey yoksa belki o 40 adet mod üzerinden size ulaşmış olabilir. Zaten uyku modu, sağlık modu, günlük hayatta sizin adımlarınızı izleme, hepsi bir önceki modellerde neler anlatıyorsak var. Ama ilk defa bu videoyu izliyorsanız kısaca bahsetmek istiyorum. Bu cihazlarla beraber sizin 7/24 uyku takibiniz yapılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda gün içerisinde ne kadar yürüdüyseniz bunun adımlarını sizlere sayabiliyor. Stres anında stresiniz yükseldiğini görüyorsa size uyarı veriyor. Diyor ki 1-2 saniye dinlen, kendine gel. Daha sonrasında devam et. Kısaca egzersiz modundan bahsetmek istiyorum. Nasıl ulaşıyorduk egzersiz moduna? Zaten cihazın ekranını açtığımızda aşağı doğru kaydırdığımızda egzersize girebiliyoruz. Egzersiz tarafında 150 tane egzersiz modunun olduğunu zaten söylemiştik. Burada bize eklenen yeni bir özellik aslında koşu modu. Koşu modunda koşu klipsleriyle beraber siz bu cihazı kayışlarından çıkartıp ayakkabı bağcığınıza bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu mod sayesinde size daha profesyonel bir koşu deneyimi sunuyor. 13 farklı profesyonel istatistikle beraber verilerin profesyonel yorumlarını Mi Fitness uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Deneyimizi daha da iyileştirmek, geliştirmek için bu özel aksesuarı bizler için Xiaomi tasarlamış. Bence oldukça da güzel yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu mod bize neler sunuyor? Koşarken adım sıklığınızı, adım uzunluğunuzu, darbe kuvvetinizi ve darbe stilinizi kontrol ederek koşu performansınızı gerçek zamanlı olarak kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Bence güzel düşünülmüş bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Tasarım tarafından sonra belki de bu cihazın en can alıcı noktası da buydu. Çünkü bazen bileğimizde bunu tam anlamıyla kavrayamayabiliyoruz. O hızımızı tam çözemeyebiliyor bileklik. Ama koşu moduyla beraber o darbe hızını, adımlarımızı daha doğru bir şekilde sayabileceğini kendimce düşünüyorum demek istiyorum. Cihazın pil süresinden bahsetmek istiyorum. Geliştirilmiş özellikler elbette ki var. 16 güne kadar bu cihaz bileğimizde bizimle beraber. 16 gün gerçekten uzun bir süre arkadaşlar. Hani 2 haftaya geçik bir süre. O yüzden sizi yarı yolda bırakmayacak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kullanım durumunuza göre bu belki 14 güne düşebilir ama yine de bizi kurtaracak bir gün olduğunu söyleyebilirim. 190 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip ve 60 dakikada tam şarj olabiliyor. Cihazı en verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız telefonunuzu iOS'ta da var, Android'de de var. Her ikisine de uyumlu zaten. Mi Fitness uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Oradan cihazınızı bağladıktan sonra en başında bahsettiğimiz saat kadranları olsun, tasarım olsun. Aynı zamanda egzersiz uygulamalarınızın en detayına kadar o gün uykunuzun nasıl geçtiğini, bugün egzersizde kaç kalori yaktığınıza, her şeye, nabzınıza oradan ulaşabiliyorsunuz. En sonda bahsettiğimiz bu koşu modunda koşu klipsinizi aldığınızda o darbelerin ne kadar hızlı gittiğini, ne kadar hızlı koştuğunuzu her şeyi uygulamanın içerisinde bulabilirsiniz. Oldukça gelişmiş bir uygulama. Arayüzde oldukça kolay. Fiyatı ne kadar diyeceksiniz? 900 lira gibi bir fiyat etiketine sahip şu anda bu cihaz. Değer mi? Bence 900 liraya artık şu devirde hiçbir şey kalmadı. Tabii ki değer. Zaten eğer elinizde Mi Band 7 varsa değiştirmeli miyim sorusunu, hayır. Mi Band 7 ile değiştirmenize gerek yok bence. Ama yeniden bir cihaz alıyorsanız bence Xiaomi Mi Band 8'i alabilirsiniz arkadaşlar. 900 lira bu devirde hiçbir şey. 2 gün yemek parası yani artık. O yüzden ben bu cihazı oldukça beğendim. Bluetooth tarafında bahsetmemiştim yanlış hatırlamıyorsam. 5.1 Bluetooth bağlantısına da sahip, cihazınızla uyumludur diye düşünüyorum. Bu cihaz hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir soru varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.